şunu bir meriyle. Alo. Merhabalar. Ben Doktor Güler Hanım'dan bugün için bir randevu rica edecektim ama. Maalesef. En erken 3 hafta sonra salı gününe randevu verebilirim. Ay, hay Allah ya. Aslında bizim işimiz acildi ama. Aa, bir dakika. Fark etmemişim. Bugün öğleden sonra bir randevusu iptal olmuş. Sizi bugün alabiliriz. Aa, süper. Çok sevindim. Çok mutlu olurum. Teşekkürler. Rica ederim. Hastanın adı neydi? Aylin. Aylin Kocaoğlu. Firuze. Neden içeri girmedin? Burada konuşsak. Vallahi benim canıma minnet. Sabah sabah seni gördüm ya. Daha ne isterim? Ama neden içeri girmediğimizi hala anlayamıyorum. Çünkü baş başa konuşmamız gerekiyor Hakan. Durum ciddi diyorsun. Tamam. Açtım kulaklarımı, dinliyorum. Of. Nasıl söyleyeceğim? Nereden başlayacağım bilmiyorum ya. Bak. Sakın ayrılmayı düşünüyorum deme. Asla kabul etmem bak. Olmaz. Ya seni ikna edene kadar benim göbeğim çatladı ya. Hakan, bir dur. Öyle bir şey değil. Ya bak, beni ne hale soktun? Seni kaybedeceğim diye benim aklım çıkıyor, aklım. Hakan'cığım, birazcık ciddi olabilir misin? Bak, gerçekten nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum zaten. Tamam. Sustum. Seni dinliyorum. Doktor Güler Belensoy. Ben biraz araştırdım bu kadını. Ailenin rahatsızlığı konusunda bayağı başarılı bir doktormuş. Çok iyi bir doktormuş yani. Hatta ben bu öğleden sonrası için aynı bir randevu aldım. Ne? Randevu mu aldın? Şuna bak ya. Kendi başımayken bile numara yapıyorum. Abi. Sabahın köründe bu kadın niye geldi ki buraya? Ne oluyor ya? Bunlar niye bahçede konuşuyorlar? Ya anlamıyorum ya. Gerçekten bu işin peşini bir türlü bırakmıyorsun. Neden sevmedin sen Levent Bey'i? Ya bunun sevip sevmemekle bir alakası yok. Ne o zaman? Yani bazen eskiden beri tanışıyormuşsunuz gibi hissediyorum. Ay saçmalama Hakan, öyle bir şey olsa ben senden niye gizleyeyim? Yani bilmiyorum. Bazen kimsenin bilmediği şeyleri sen biliyormuş gibi tuhaf ve garip davranıyorsun. Ya Hakan, benim kimseyle kişisel bir problemim yok. Benim tek düşündüğüm ailenin sağlığı. Tamam, ailenin doktorunu çok seviyor olabilir. Ama hiçbir yol kat etmedikten sonra doktorunu sevmesinin hiçbir anlamı yok. Haklısın. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bazen ben de düşünüyorum. Ama ailenin dünkü tepkisini gördün. Biliyorum. Ama bak, bu doktor gerçekten çok iyi bir doktormuş. Hem ya ailen için. Ailen için denemeye değmez mi? Değer, değer de. Ne babam ne ben bu konuda aileni ikna edemeyiz. Hele dünkü tartışmadan sonra. İşi iyice yana da bindirdi. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.